Babam için ben en güzel babalar günü hediyesini yapacağım. Eminim yapacaksın Kayyum. Oo. Başlayalım. Şimdi Kayyum, aynı sana anlattığım gibi. Ha. Pedala yavaşça basıyorsun ve... Anneciğim bak. Harika. Ha. Oh. Aa. 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 Oops. Oh. Pardon. Affedersiniz. Hep oluyor, sorun değil. Göründüğünden daha zor. Biraz daha yavaş yapsan. Oo, sırrı ayakkabısız yapmakmış. Ha? Oh. Yardım edeyim. Aa, babam için en güzel hediyeyi yapmak istiyordum. Ama yapamıyorum. Yapabilirsin. Olmuyor. Herkesinkine bak. Oh. Onlar senden çok daha uzun zamandır bunun pratiğini yapıyorlar genç adam. Ben de ilk başladığımda aynı senin gibiydim. Öyle mi? Tabii ki. Herkes aynıydı. Ayrıca baban için o en mükemmel hediyeyi başkaları değil, sadece sen yapabilirsin. Ama teker çok hızlı, kili düz tutmak zor. Aslında heykel yapmanın başka yolları da var. Torna makinesine ihtiyaç duymadın. Nasıl? Benim yaptığımı yapabilir misin? Bilemiyorum. Şimdi o yaptığını yavaşça bunun üstüne koyarak böyle yavaşça bir fincan yapabilirsin. Oo, çok iyi görünüyor Kayyu. Ve ne yaparsan yap, baban bence çok beğenecek. Ama ya onun gibi görünmezse? Olmasa da olur. Burada önemli olan bunu senin yapmış olman. Bu benden olacak. Çok özel olacak çünkü ben onu özel yapacağım. Aa! Boyamak istiyor musun? Aa! Evet, boyamada iyiyimdir. Okulda çok boyama yapıyorum. Çok güzel. Baban bu eflatunu çok sevecek. Evet. Harika olmuş. Fırına hazır mıyız? Ne fırınına? Aa! Seramik fırını seramiği ısıtarak hamuru sert yapar. Ki kullanabilelim diye. Pişirir onu. Yemek fırını gibi mi? Seramik için özel bir fırın. Aynen öyle. Baba, baba. Babalar günün kutlu olsun baba. Kutlu. Sağ ol Kayyu. Ve nedir bu? Kayyu sabah kahveni içmen için sana fincan yaptı. Ve çayın için. Mükemmel bir fincan. Gerçekten beğendin mi? Sadece beğenmek değil Kayyu. Çok sevdim. Ve hatta şimdi hemen bir çay içeceğim bununla. Güzel.
Oh. Çok sevmiş anne. Evrendeki en iyi fincan. Bir zamanlar Kayu adında küçük bir çocuk varmış. Aha. Anne, anne. Ha? Evet Kayu, ineği satabildin mi ki? Evet, biraz fasulye için onu takas ettim. Fasulye. Hı-hı. Ama bunlar sihirli fasulyeler. Oh Kayu. Annesi ona inanmamıştı. Ama Kayu fasulyelerin sihirli olduğunu biliyordu. Aa. Ve o fasulyeleri bahçeye ekti. Bir gün sonra ta bulutlara kadar uzayan bir fasulye ağacı yükseliverdi. Aa. Ve Kayu tırmandı. Yukarıda ne olduğunu görmek için ağacın Aa. Tepesine kadar çıktı. O kadar yükseğe tırmandıktan sonra bir de ne görsün? Korkunç bir dev! Ve Fifo! Kayu! 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 Ne bu gürültü? Senin şu an Rosie'yi uyutuyor olman lazım Kayu. Fasulye aç! Özür dilerim. Başka bir masal anlatırım. Pekala. İyi geceler size. İyi geceler. Peki. Bu seferki masal... Kırmızı başlıklı Rosie kız. Kırmızı başlıklı Rosie kız büyük annesine bir sepet yemek götürüyormuş. Ama yoldayken karşısına büyük, kötü... Uf! Korkunç Fuf! Git buradan! Rosie! Affedersin, seni korkutmak istemedim. Başka bir masal bulayım, dur. Rosie kız ormanda bir eve rastladı. Karnı açtı ve yorgundu. O yüzden kapıyı çaldı. Kapı açıktı. Ve içeride kimse yoktu. Merhaba. Ha? Rosie kız masanın üstünde bekleyen lezzetli yemekleri fark etti. Kase çok sıcaktı. Ve ikinci kase de çok soğuktu. Ha? Ama üçüncü kase tam da iyi sıcaklıktaydı. Rosie kız yorgundu. Uyuyacak bir yer bulmak için bakındı. Üç tane yatak buldu. İlki çok büyük ve yumuşaktı. İkincisi de çok sertti. Ama üçüncü yatak harikaydı. Tam o sırada evde yaşayan üç ayı eve geldiler. Yataklarımızda kim yatıyor bizim? Ayılar yataklarında uyuduğu için Rosie kıza çok kızmıştı.
ama onun uyumasına izin verdiler. Ve son. İyi geceler Rosie. Oh. Peki, ne oldu sonra? Aa. Ha! Ha! Hadi Rosie. Affedersiniz, onun saçını kesmeliyiz. Kardeşimin saçları biraz uzun. Hayır! Saçların artık yüzüne düşüyor Rosie. Hatırlamıyor musun? Önüne bak, dur! Ah! Duvar. Saçları sürekli benim yüzüme geliyor. Hayır. Bu taraftan lütfen. Tamam, sağ olun. İyi olacak Rosie, sana söz. Bu da sonunda artık çıkacak. Ha? Rosie gerçekten sıkıştı. İğrenç. Anne. Bu bayağı dolanmış. Galiba çıkarmak için kesmek gerekecek. Kes. Endişelenme, acımayacak. Aha, saçlardaki eski kil topağı sorunu. Bunu şimdi hallederiz. Pembe. Sevdin mi? Sağ ol. Seninkini de çok güzel yapacağız bugün küçük hanım. Korkma. Evet, saç kestirmek harika. Bak, göstereceğim. Benim gibi komik palyaço saçların olabilir. Ha, ve peki ya bu? Tada! Ding, de, ding, ding. Bu sana çok yakıştı Caillou. Veya... Sanırım benim saçlar da çok uzun. Bu da bayağı bir renkli. Sevdin mi? Hı-hı. O zaman ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam. Oyun hamuru çıktı. Çok iyi oluyor Rosie. Sadece biraz su Rosie. Sadece ıslatıyorum ki rahat keseyim diye. Bak. Su işte. Bana da lütfen.
Kendini teknede farz et. Ve de işte son dokunuş. Kelebek. Bu harika görünüyor Rosie. Evet, ben sana dedim saç kesimi. Sevgi. Evet. O? Güzel. Ha? Ha? Bugün bir hayvanımız olacağı için çok heyecanlıyım. Ne tür bir evcil hayvan almak istersiniz? Bir at. Bir at bizim ev için biraz fazla büyük olabilir. Bir keçi. Bu bence çok kötü fikir. Tavşan alabilir miyiz? Bence tavşan harika olur. Ama hangisi? O kahverengiyi sevdim. Ha? Oh, peki ya sen? Bak, biri sizin için seçim yaptı bile. Adını ne koyalım? Nibbles. Yay, Nibbles. Gel buraya Nibbles. Nibbles sevdi Rosie'yi. Onunla oynama sırası bende. Bekle. Geri gel Nibbles. Kayu, korktu Nibbles. Hadi çocuklar. Hadi Nibble için bir yuva yapalım. Nibbles bunu bence çok sevecek. Kayu, çekici verir misin? Bence Nibbles beni sevmiyor. Nibbles seni seviyor Kayu. Ama belki ona biraz daha nazik olman gerekiyor. Evet, bırak o gelsin. İşte bitti. Tada! Baba! Yardım lazım mı? Hadi şimdi bir daha deneyelim. Tada! Ben de Nibbles'ı getireyim. Nibbles, yuvanı görme zamanı. Kaçma ama. Yavaş! Kayu!
buradasın. Oh. Ha? Nibbles, hadi gel oynayalım. Caillou, geriye adım at. Ha? Nibbles'la oynayamaz mıyım? Evet, ama sen çok heyecanlısın. Biraz da sesin yüksek. Küçük arkadaşı korkutuyorsun. Ben korkutuyor muyum? Bir tavşan olduğunu düşünsene. Biri sana böyle yaklaşsa ne hissederdin? Yavaşça ve nazik seveceksin. Hadi bir dene Caillou. Korkma lütfen Nibbles, ben iyiyim. Caillou iyi Nibbles. Aa, yay, yay, başardım. Yani, evet, yay, başardım. Dikkat et! Ne yapıyorsunuz burada? Sadece oynuyoruz. Biz ormanı keşfediyoruz. Orman! Aman sakın uzaklaşmayın. Ve sakın unutmayın. Eğer kaybolursanız bir takım gibi çalışın ve yardım arayın. Mesela o kasada duran kişi gibi. Peki efendim. Efendim! Uzaklaşma Rosie. Orman bazen tehlikeli olur. Rosie! İyi misin Rosie? Yılan! Yılan değil Rosie. Sadece bir hortum. Korkacak bir şey yok. Hayır, susun şat. Hadi Rosie, babaya yetişmeliyiz. Ha? Kaybolduk biz Rosie. Aynı yerde dönüyoruz. Kayıp? Oh hayır. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Baba yardım. Baba nerede bilmiyoruz. Ama ne yapacağımızı söyledi. Doğru. Yardım edecek biri lazım. Bayrağın altındaki hanım gibi. Aha. Önce bir oraya gidelim. Sonra yardım tamam. Ama bunun için bir takım olmalıyız. Hadi takım. Hmm.
Neredeyse oradayız Rosie. Biz takımız öyle değil mi? Ha? Hadi takım. Gitmeliyiz Rosie. En hızlı şekilde Rosie. Başardık. Bravo Rosie. Çok cesurdun sen. Ve bak, geldik. Affedersiniz. Biz ormanda kaybolduk da babamı bulmakta yardım eder misiniz? Caillou, buldum sizi. Baba! Kaybettim sandım. Olduk. Ama yardım için söylediğin gibi buraya geldik. Caillou, Rosie'yi kurtardı. Hayır, bize dediğin gibi bir takım olduk. Evet, ne iyi bir takım oldunuz. Bence siz her şeyin üstesinden gelirsiniz. Böyle korkunç bir ormanın bile... Ne yapalım Rosie? Radara ne dersin? Peki yüzmeye? Ya da Atari salonuna mı gitsek? Ördeklere sonra baksak? Bence şimdi... O da neydi? Gilbert'mış. Koş! Çabuk, buraya saklanabiliriz. Burada güvende olabiliriz. Ama bizi koruyacak biri lazım. Kim olabilir sence? Teddy. Buldum. Teddy. Onu salonda bulmamız lazım. Hazır Rosie? Hazır. Koş. Hayır. Annem yolu kapatıyor. Koş hadi. Burayı kaçırmışım. Süpürge bizi içine çekecek. Bu taraf daha iyi. Sen bensiz git. Kurtar kendini. Hayır. Caillou, iyi misin sen? Evet anne, ben iyiyim. Nasıl geldi buraya? Gördün mü bak Rosie? Elektrik süpürgesini yendik. Gilbert bizim için çok basit. Caillou? O süpürgeden korktu. Ben korkmadım. Caillou! Arkamda değil mi? Ucuz kurtulduk. Bence iyiyiz. Sadece biraz sakin olmamız lazım. Açıyor.
Başardık. Gilbert oyun kayu. Gilbert oyun. Peki biz oraya nasıl çıkacağız? Babaya tırman. Bir dakika Rosie, düşünüyorum. Gilbert geliyor. Şimdi ne yapacağız Rosie? Rosie? Ha. İşte bu. Tırmanıp Teddy'ye ulaşabiliriz. Çok iyi fikir Rosie. İşte Teddy. Bence şimdi aslında sence ne yapmalıyız Rosie? Bugün hep haklıydın. Evet, Gilbert süpürgeyi sevmedi. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Seni dinlemedim, özür dilerim. Başından beri hep sen haklıydın. Odamda oynayalım mı? Bu sefer dinleyeceğim, söz. Ördeklerle bile oynayabiliriz. Biz ördek oyna. Kuak kuak. Aha. Kayu. Büyük baba. Aa, ne oynuyorsun bakayım? Misketlerimle. Karmaşık görünüyor. Çok eğlenceli. Çantada ne var? Çocukluğumda oynadığım bir oyuncak. Babam bile oynamıştı. Oo. Bir tren seti mi? Oo. Çok sevdim bunu büyük baba. Aa. Senin yaşında ben de bu treni evin her yerinde kullanırdım. Mutfaktan oturma odasına, bahçeye kadar. Oo. Evet, evin içinde ve bahçede treni kullanmamam gerekiyordu. Onu evimizde kullanmak istiyorum. Trenlerin hepsi hızlı gitmek istemez Kayu. Bazen yavaşlayıp manzarayı seyretmek isterler. Hadi güvenli basit bir döngüde yavaş ve istikrarlı bir ray yapalım. Oo, tamam. Oh, belki de buradan çıkıp bir halka yapabiliriz ve konfeti atabiliriz. Bence bu tren halkalar yapamaz ama şunu yapabilir. Bir virajda dönebilir. Sen keyfine bak. Annene eve gelmeden temizlik yapacağıma söz verdim. Tamam. Hadi bay bay. Ve burada. Tada! Evet, küçük normal trenimiz için küçük normal bir çember. Ve şimdi en iyi kısım. Oo. Bak, bu çok güzel değil mi Kayu? Bunu bütün gün izleyebilirim. Burada nasıl gidiyor bakayım? Oh, büyük baba uyumuş.
Ah, tren çok iyi olmuş Kayu. Biraz daha hızlı gitmesini isterdim. Büyük baba biraz daha hızlı gitmesine itiraz etmez. Wow. Deneyebilir miyim? Tabii. Harika. Benim mermer setimdeki gibi uzun yapabilsek keşke. Büyük babam biraz daha uzun olmasına itiraz etmezdi. Evet, biraz fazla uzun olmuş olabilir. Onu indirmeli miyiz? Ama önce çalışıp çalışmadığını görelim mi? Hazır mısın? Hazırım Kayu. Son aşama. Ne oluyor? Sürpriz. Benim tren. Demek ki hızlı gitmek istedi. Burada ne oldu acaba? Sanırım biraz fazla eğlendik. Keşke fırtına artık bir dursaydı. Neydi şimdi o? Ne kuvvetli fırtınaymış, rüzgar ağacı devirmiş. Ağaç tekrar kalkar? Zannetmiyorum Rosie. Oh, salıncağım. Tamir edilir mi? Üzgünüm Kayu. Maalesef ona da veda etme zamanı. Ama vedaları sevmiyorum ben. Gilbert nerede oturacak? Ağaç onun en çok sevdiği yerdi. Gilbert'ın buraya geldiği ilk günü hatırlıyorum. Evine hoş geldin Gilbert. Burası bahçemiz. Gilbert, bütün bu yeniliğe alışman zor olmalı. Ağaçtan zarar gelmez. Bize gölge yapar ve yorgun kendi altında oturursun. Bak böyle ve yukarıdaki dallardan her yeri görebilirsin. Ağaç sadece Gilbert'ın favorisi değildi. Rosie de ağacı çok severdi. Rosie ağaç sever. Rosie ağaç sever.
çalışman gereken biri var. Kız kardeşine merhaba de bakalım. Rosie. Neden ağlıyor peki? Meraklanma Kayu. Bebeklerin ağlaması normal bir şey. Nasıl durduracağız onu? Sadece Rosie'nin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağız. Buldum. Acaba çok mu aydınlık? Belki abisinin ona sarılması iyi gelebilir. Nasıl? Benden mi? Ama o çok küçük. Bir dene bakalım. Sonuçta onun büyük abisisin sen. Büyük abi nasıl olunur bilmiyorum ki ben. Kafasının altından tut. Ağlaması durdu. Sihirli dokunuş işe yaradı. Bak, nasıl da hemen iyi bir büyük abi oldun Kayu. Evet, benim bu ağaçla hatıralarım çok daha önceye dayanıyor. Benim favorim buraya ilk taşındığımız gün. Ve biz bu ağacı birlikte diktik. Bir dakika. Ağacı biz mi diktik? Ben niye hatırlamıyorum? Neredeydim? Sen daha doğmamıştın. Sen benim karnımdaydın. Yeni bir ev, yeni bir ağaç ve yakında yeni bir bebek. Ne kadar çok yenilik var. Her şey bu kadar yeniyken endişelenmen normal. İnan her şey çok güzel olacak. Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Vaa! Wow. Buldum! Anne, baba, durun! Bu tamamdır. Annesi, Kayu, ağacı dikmeye hazır mıyız? Kesinlikle. Yepyeni hatıralarımızın olacağı yeni bir ağaç. Tabii o eski hatıralarımızı da unutmayarak ama. Rosie, yardım!